Harika hikaye, eski antlaşma. Tanrı Daniel'e yardım etti. Daniel 6. bölüm. Kral Darius'un hizmetkarları, "Kral Darius, Daniel'i yüksek göreve getirecek ama Daniel bir yabancı," dediler. Daniel, Babil'i yönetti. O sadıktı. Diğer yardımcılar Daniel'i sevmiyorlardı. Onlar Daniel'de hata bulamadılar. Onlar kraldan yeni bir yasa çıkarmasını istediler. Yasa şöyleydi. Herkes sadece krala dua edip onun önünde eğilecek. Eğer bu kurala uymazlarsa aslan çukuruna atılacaklar. Kötü kişiler Daniel'in Tanrı'ya dua ettiğini gördüler. Sadece Daniel'in Tanrısının yardımıyla kralın rüyasını yorumlayabileceğini biliyorlardı. Daniel yeni yasaya rağmen Tanrı'ya dua etmekten vazgeçmedi. Kötü kişiler Daniel'in Tanrı'ya dua ettiğini gördüler. Kötü kişiler Daniel'i krala şikayet ettiler. Kral mutlu değildi. Daniel'i kurtarmak istedi. Ama kral Daniel'i aslan çukuruna atmalıydı. Bu bir yasaydı. Kral Daniel'i aslan çukuruna atmalarını buyurdu. Kral Daniel'e, "Senin Tanrın sana yardım edecek," dedi. İnsanlar aslan çukurunu büyük bir taşla kapattılar. O gece kral uyuyamadı. Hiçbir şey yiyemedi. Kral sonraki gün erkenden Daniel'i görmeye gitti. Kral, "Daniel, senin Tanrın sana yardım etti mi?" diye seslendi. Daniel şöyle cevap verdi. "Evet, Tanrı beni aslanlardan korumak için melekler gönderdi. Tanrı suçsuz olduğumu biliyor ve o beni kurtardı." Kral Darius çok mutluydu. Adamlarına Daniel'i aslan çukurundan çıkarmalarını buyurdu. Daniel'in hiç yarası yoktu. Daniel Tanrı'ya güvendi. Kral herkesin Tanrı'yı onurlandırıp ona saygı göstermesini buyurdu.